Oynadık ve hem oynadığımız takım hem oynadığımız saha deplasmanda bir maç oynuyorsunuz. Gerçekten zor koşullar altında olacak bir maçtı. Tabii ki maça iyi başladık. Maçı iyi bir şekilde götürdüğümüze inanıyorum ve daha sonrasında golü de bulduk. Ancak çok kısa süre içerisinde beraberlik golünü kalemize gördük. Bunun sonrasında tabii ki üzülerekten ikinci golü de kalemize görerek buradan mağlup bir şekilde ayrılıyoruz. Üzgünüz. Tabii ki bu şekilde olmasını istemezdik. Ancak yine de üzüntüyle bir yere varamayacağımız için başımızı kaldırıp çalışmamıza devam etmek zorundayız. Agora levantar a cabeça e continuar para ganharmos os próximos jogos. Şimdi aslında biraz iyi bir oyun gösterdikten sonra hem bir şanssız bir şekilde çok akabinde yediğimiz bir gol, ardından da ikinci golün gelmesi tabii ki bizi biraz moralimizi bozdu. Ancak biz bu moral bozukluğuna rağmen yine de ikinci golü aramak için, beraberliği yakalamak için çok mücadele ettik. Maalesef ki bunu yapamadık. Önemli olan artık bunu da bu maçı da geride bırakıp çalışmaya devam edip bir sonraki maçta galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Umut. Edu'ya soruyorum. Maçın en çok konuşulan pozisyonu Volkan'la girdiği mücadeleydi. Orada bir sakatlık sorunu yaşandı. Belirtmek istiyorum çünkü o pozisyona girdiğim zaman herhangi bir şekilde rakip takım oyuncusunu, kalecisini sakatlayacak bir müdahalede bulunmayı asla istemedim. Sonuçta beni tanıyanlar, beni bilenler de böyle bir durumda asla olmayacağım, böyle bir düşünce içerisinde asla olmayacağımı bilirler. Ancak maç içerisinde oluşan bir pozisyondu. Sonuçta ben Beşiktaş takımının oyuncusuyum. Pozisyon geldiği zaman bunu elimden geldiğince değerlendirmeye çalışırım. Orada da pozisyon icabı bir durum oluştu ve bunun sonucunda da Volkan sakatlandı. Ancak bir yandan üzgünüm böyle bir pozisyona mal verdiğim için. Diğer yandan da mutluyum ki Volkan daha ciddi bir sakatlık yaşamadı ve maça devam edebildi. Kendisine buradan tekrar özürlerimi sunuyorum. İstemeyerek olan bir pozisyondu. İstem dışı olan bir şeydi. Ancak yine de dediğim gibi maç içerisinde bana böyle pozisyon geldiği zaman da bunu her ne şekilde olsa olsun değerlendirmek zorundayım. No clube, mas nós como jogadores procuramos nos focar no nosso trabalho. Sabemos que os Ama buna bilemeyiz ancak bizim kendi içerimizde yaşadığımız herhangi bir problem yok. Aslına bakarsanız çok ciddi bir şanssızlık yaşıyoruz. Çünkü bu şanssızlıklar arka arkaya geldi. Ve hep bazen iyi yaptığımız şeylerin sonucunda da iyi bitmesi gerekirken bunları kötü bir şekilde sonuçlandırdık. Bir golü forvet oyuncusu ya da herhangi bir oyuncu attı ya da atacak diye bir şey zaten söylenemez. Ancak yine de burada suçlu bu oyuncudur ya da suçlu farklı bir oyuncudur gibi bir düşünce içerisinde hiçbirimiz değiliz. Sonuçta önemli olan burada takım ve biz takım için mücadele ediyoruz. Kimin gol attığını ya da kimin gol atacağının hiçbir önemi yok ya da kimin gol atmasının hiçbir önemi yok. Bizim amacımız bu kadar şanssızlığa ve bu kadar belki de kötü giden duruma karşın yine de çalışmalarımızı istekli bir şekilde sürdürmek ve arkasından da artık bu şanssızlığı kırıp yine de doğru yola, aydınlık yola çıkmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam.